Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese yeniden. Şimdi geldik burada ekleme, silme ve güncelleme işlemine. Şimdi ama aslında önce bu temiz şey filtrelemeyi falan mı göstersem? Şöyle yapalım, bir dakika. Yeniden eklemem gerekecek çünkü küçük bir problemimiz var. Problem şu, ben dersten önce bir deneme yaparken yanlışlıkla var şartı yazmayı unuttum ve isimlerin, telefonların, ad, soyad ve telefonların hepsi aynı oldu. Ve bunun tablonun yedeği olmadığı için geri alamadım. Şöyle yapalım. Yeni bir tane ASP X grafiği kullanalım. Hem orada size göstereceğim başka değerler de var. Ondan sonra onun üstünden ilerleyelim. Şimdi bunu sildim. Aynı zamanda şunu da siliyorum. Şöyle test yazalım buraya. Ctrl S dedim. Sayfamızı yeniledim. Bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi testi silebilirim. Şimdi bir tane yine ASP X grid ekleyeceğim. Şöyle ki ASP X grid view ekledim buraya. Şimdi ben bunu biraz büyütüyorum şöyle sağa doğru. Büyüsün. Güzel. Şimdi üstündeki ikona tıklıyorum. Şurada Choose Data Source kısmından yeni bir tane veri kaynağı oluşturacağım. SQL'i seçtim. Okey dedim. Okey dedikten sonra buradan DBO Ticari Otomasyonu, aslında DBO Ticari Otomasyon var. Buradan gitsek ne olur? Herhalde problem olmaz. Aynı bağlantı zaten. Aynı bağlantıda sadece yeni bir tane başlık oluşturacağım. İleri dedim. Şimdi veri kaynağı seçin diyor. Dondu. Kasıyor biraz. Düzelecek o. Geldi. Şimdi önce neyle başlasak? Önce sanırım ekleme silme güncelliği manuel yapmayla başlayayım. Yani şey, aynen onları bir manuel yapma önce onunla baş. Yok ya, önce onunla başlamayayım. Bu eklemesi ya da önce onunla başlamayı zaten yaparsınız. Çok zor bir alan değil. Şimdi ya da bir dakika bir dakika, o hatayı göstereyim size. O hatayı bir alın ki ileride karşılaştığınızda hiç sorun yaşamayın. Şimdi firmalara gidiyorum. Tamam, firmalara gittim. Firmaların bütün alanı gelsin. Evet, bütün alanı gelsin. İleri dedim. İleri dedikten sonra test ediyorum. Bu şekilde gelecek. Süper. Finish dedim. Ondan sonra kaydettim. Ctrl S. Geldim Yandex'e. Sayfamı yeniledim arkadaşlar. Bakın bu şekilde firmaların hepsi geldi. Bir de şunun temasını değiştireyim. Ondan sonra dersimizin esas kısmına başlayacağız. Şurada tema kısmına geldim. Şu Metropolis Blue'yu ve materyali kullanacağım daha sonra. Şöyle sayfamı yeniledim. Güzel değil. Şöyle biraz daha belirgin bir tema arıyorum. Hemen şöyle şu Red Wine. Kırmızı şarap mı bu? Geldim, çalıştırdım. Tamam, bu daha güzel. Şimdi bakın buraya verilerim geldi. Burada herhangi bir problem yok. Biraz büyük olduğu için şey yapmadı. Sağa doğru da kaydırma çubuğunu oluşturdu. Şimdi şuradaki ikonuma tıkladım. Bakın şurada bazı kutucuklar var. Mesela Show Pager var. Show Pager'ı kaldırdığım zaman sayfa geçişlerini bana göstermiyor. Bakın şu şekilde. Örneğin tıkladığım zaman şöyle altta sayfa geçişleri geliyor ama şey olduğu zaman, bu olmadığı zaman sayfa geçişleri gözükmüyor. Filter row alanı var. Filter row alanı seçili olduğu zaman şu üstteki kutucuklar aktif geliyor. Mesela Ctrl S dedim burada. Geldim. Örneğin buraya geldim işte, adı Ali olanı getirsin. Enter'a bastım. Bakın bütün Ali'leri ne yaptı? Getirdi. Ama sadece bu sayfadan mı getirdi? Şöyle clear diyelim. Clear dedikten sonra evet, sadece bakalım peki ikinci sayfada Ali var mı? İkinci sayfada Ali yok sanırım. Örneğin şehri burada mesela ne var? Ankara var mı? Hiç herhangi bir sayfada Ankara. Ankara 2 de var. Yani sayfa fark etmiyor sanırım. Ordu dedim mesela. Aynen sayfa fark etmeden bütün sayfalardaki değerleri getirmiş oluyor. Şimdi geri döndüm buraya. Başka burada neler var? Beraber görelim. Show Search Panel var. Search Panel direkt üstte herhangi bir değere göre arama yapıyor. Yani şöyle çalıştırdığım zaman, yani bir kısıtlama getirmiyor. Burada mesela ben A yazdım. İçerisinde A geçen bütün değerleri bana getiriyor. Örneğin A değil de ne diyelim? Ankara diyelim. Enter'a bastım. İçinde Ankara geçen herhangi bir yeri getirdi. Veya Ali dedim. Bakın içinde Ali geçen, örneğin Salih'in içinde de Ali olduğu için ne yaptı? Bunu da bize getirmiş oldu. Yani içinde geçmesi yeterli oluyor. Search Find Panel için. Show Search Panel. Yani ismi zaten Search Find Panel. Başka ne var? Şu Show Select Checkbox var. Bu ilgili alanı seçmek için kullanıyor. Bunu kullanmayacağım. Şimdi geldim. Esas benim istediğim alanlar. Düzenle butonu, ekle butonu ve sil butonu. Bakın bu şekilde bunlar geldi. Düzenle, ekle, sil. Şimdi bakın. Geldim. Sayfamı yeniden çalıştırıyorum. Bakın sayfam yeniden çalıştı bu şekilde. Şimdi mesela new dediğim zaman
Şöyle bir alan atacak beni. New dedim. Bakın bu şekilde. Ne yaptı? Kendisi otomatik olarak bana ekleme, silme şey, yeni bir alan ekleme alanı verdi ve bütün işte text box'ları da otomatik olarak ayarladı. İşte kaç tane alan varsa o kadar text box falan. Şimdi bakın mesela deneme dedim. Deneme dedim. Geldim şu sağ tarafta update alanı var. Update'e tıkladım. Bak ne diyor? Diyor ki insert command belirtilmediği sürece ekleme işlemi SQL Data Source bir veri kaynağı tarafından desteklenmez. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu hata için zaten özellikle bu videoyu çektim. Bu hatanın sebebi şu. Sen burada SQL command ya da işte insert command ya da update command, delete command ya yazman gerekiyor. Bunlar için dataset oluşturman gerekiyor. Yani veri kümeleri oluşturman gerekiyor. Mesela ben burada bir numaralı hastaneyi silmek istiyorum. Delete dedim. Bakın şimdi herhangi bir şey yapmadı. Hatta bir dakika dur. Sayfayı yenileyim. Hata gelmesi gerekiyor. Yine delete dedim. Burada tetiklemiyor. Edit dedim. Edit dediğim zaman editten sonra update'im. Delete'i hiçbir şekilde tetiklemedi. Yine bakın aynı şekilde ne yapıyor? Bu da mesela güncelleme işlemi. Güncelleme işleminde de yine aynı uyarıyı veriyor. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Bu da bir sonraki dersin konusu olacak. Bir sonraki derste ekle, sil ve güncellenin datasetlerini oluşturuyor olacağım. Ama ders uzarsa o dersi de ikiye bölerim. Yani ASP.exGrid View üzerinde biraz uzunca duracağız. 47. derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Bir sonraki derste insert command ile başlarız. Görüşürüz. Hoşça kalın.